Konuşmaya bile gerek yok. Çok açıktı. Bir kere Süleyman Soylu kurdu bunu. Yani Süleyman Soylu'nun danışmanı kurdu. Ya da onun İçişleri Bakanlığı, hani sadece Süleyman Soylu değil, İçişleri Bakanlığı'nın bünyesinde bu olayın kotarılmış olması, bu olayın organize edilmesi zaten çok önemli bir gösterge zaten. Onun da ötesinde Süleyman Soylu. Düşünebiliyor musunuz? Yani hani ancak bu insanlar Aleviliği yok edebilirler yani. Hani başka kavramlar, laflar aklıma geliyor ama onları kullanmak bile istemiyorum. Dolayısıyla hani kurda kuzuyu teslim etmek gibi bir şey. O nedenle bununla ilgili bunu öngörmemek mümkün değil. Azıcık Alevilikle ilgili bir hassasiyeti olan, bir duyarlılığı olan herkes çok rahatlıkla bunu öngörebilir. Ben de tabii ki bu alanda emek veriyorum ve sosyal bilimciyim ve bu ülkeyi, bu toplumu, bu iktidarı elbette tanıyorum artık. Yani ne yazık ki tanıyorum. Dolayısıyla bu hiç yanıltmadı elbette. Amaç belliydi. Amaç Alevileri asimile etmek. Ama bu gene de yetmiyor. Gene de yetmiyor. Aslında hani geldiğimiz yerde gerçekten Alevi örgütlenmesinin çok sıkıntıları var, çok sorunları var ama bu bile devlete yetmiyor. Tamamen bu var olan örgütlenmeyi de yok etmeye çalışıyorlar. Çünkü örgütlenme gerçekten Alevileri temsilen hak talebinde bulunan tek yapılanma. Ve onlar ne kadar güçsüz olurlarsa olsunlar, doğrudan Aleviliği ve Alevileri temsil ettikleri için ve hak taleplerin için mücadele ettikleri için siyasi iktidarı, devleti, Sünni ideolojiyi, Sünni toplumu çok rahatsız ediyor. Dolayısıyla bunları devre dışı bırakmak, bütün mesele bu. Yani o cılız, hiçbir bütçesi olmayan, hiçbir ekonomisi olmayan, faturasını, elektrik faturasını ödeyemeyen Alevi örgütleri bile onlar için bir tehdit oluşturuyor. Dolayısıyla onları bile devre dışı bırakmak istediler. İstiyorlar, vazgeçmiyorlar, devam edecekler. Çünkü yani onlara rağmen Aleviliği tanımlama, Aleviliği kontrol etme, Alevileri kontrol etme, Alevileri tanımlama meselesi hala devlet için hiç kolay bir şey değil. Siyasi iktidar, AKP için daha da zor bir şey gerçekten. Dolayısıyla buradaki amaç bence Alevi örgütlerini devre dışı bırakmak ve Aleviliği, Alevileri tamamen kendi kontrolleri altına almak, istedikleri şekilde tanımlamak, istedikleri şekilde asimile etmek, istedikleri şekilde kullanmak. Şimdi mesela önceden olsa buna heyecanlanırdım, sevinirdim böyle bir şey düzenlendiği için. Ama hemen böyle bir hissettim yani. Asıl daire, Kültür Bakanlığı'ndaki daire gerçekten tamamen aklımdan çıkmış. Ama hemen sordum, kim organize ediyor? Ve şey dedi, hocam gökten geldi. İnanamadım. Yani ben burada mesela bir sürü organizasyon yapmaya çalışıyorum Alevilikle ilgili. Çalışma yapmak istiyorum, etkinlik yapmak istiyorum. Tez yazdırmaya çalışıyorum öğrencilerime, doktorada, masterda. Mesela öğrencilerim Alevilik çalışmak istemiyorlar. Doğal olarak. Çünkü korkuyorlar, çekiniyorlar. Hocam biz iş bulamayız diyorlar ve çalışmıyorlar. Alevilikle ilgili herhangi bir örgütlenme yapamıyorum, organizasyon yapamıyorum. Çok projelerim var, çok fikirlerim var, çok güzel önerilerim var ama önermeye bile gerek duymuyorum. Çünkü reddedileceğini biliyorum yani. YÖK'ten geldiğini duyunca bir daha böyle şüphelendim. Sonra şey dedi, hocam YÖK ve Kültür Bakanlığı'ndaki işte o Alevi Bektaşi Dairesi birlikte düzenliyorlar. Ha dedim. Hayır dedim, teşekkür ederim. Ben katılmayacağım. Buna katılacak öğrencim de yok. Önereceğim hiçbir isim de yok dedim. Önce çuvaldızı kendimize batıracağız. Şimdi mesela biz bir Alevili ansiklopedisi hazırlayamadık. Bunda benim de şeyim var tabii ki. Benim de payım var. Yani bu, daha doğrusu ben de buna dahilim. Biz yapmasak devlet gelir yapar aslında. Tamam mı? Bu işin bir tarafı. Onların elin, yani tabii bizim elimizde imkanlar yok, maddi olanaklarımız yok. Biraz önce de söylediğim gibi örgütler elektrik faturasını ödeyebilecek durumda değiller. Bütün Alevi gençler işsizler, Alevi çocuklar iş bulamıyorlar, çok sert ayrımcılıklara uğruyorlar.
Onların elinde sonsuz olanaklar var. Devletin olanağı var. Yani kim bilir mesela o ansiklopedi için nasıl bir bütçe ayrıldı? Çok merak ediyorum. Büyük bir bütçe ayrılmıştır ve orada aslında yapılmaya çalışılan tabii ki Aleviliği devletin ihtiyaçlarına göre, isteklerine göre, öngörülerine göre, politikalarına göre Aleviliği tanımlama. Ya çalışacaklar elbette, tanımlayacaklar ya da o yönde çalışmalar yapacaklar. Ama zaten bu yeni bir şey değil. Mesela Gazi Üniversitesi'nde bir Alevilik Enstitüsü var. Çok uzun zamandır o Alevilik Enstitüsü çalışıyor. Oradaki çalışmalar daha çok böyle işte Aleviliği Türk-İslam sentezi içine yedirmeye çalışan çalışmalar. Çok kabaca böyle söyleyebilirim tabii. Hani ayrıntılı olarak tartışılabilir elbette ama uzun zamandır onlar zaten bunun altyapısını hazırlıyorlar. Uzun zamandır oraya çok inanılmaz olanaklar sağlanıyor. Orada önemli yani kendi amaçları doğrultusunda, ihtiyaçları doğrultusunda Alevilikle ilgili çalışmalar yapılıyor. Ama şöyle bir fark var. Mesela oradan...